itibariyle Central Park'tayız. Böyle bir şans yok. Hey yo, biz şu an Madison Square Garden'a geldik. Neden geldik? Çünkü NBA maçımız var. Nasıldı? Efsaneydi ya, efsaneydi. Ağlıyor musun sen? Allah'ım, o kadar çok güzeldi. Hadi. Ben Öykü. Şu an New York'tayız. Manhattan'da. Dünya üzerinde sanırım en çok sevdiğim yerlerden biri. 3,5-4 sene önce ilk seyahatimizi yaptığımızda kalbimi burada bırakarak görmüştü. Günün birinde gelirken ben Manhattan'da yaşayacağım diyerek gelmiştim. Bence size burada yaşadığımı anlattığım vloglarda çekeceğiz. Ama şu an için sadece gezmeye geldik. 8 günümüz var. Tekrar en sevdiğimiz şeyleri yapıp en sevdiğimiz şehri keşfedeceğimiz bir gün için şahane video. Hoş geldiniz. Dünyanın en güzel kütüphanesi. New York Public Library, yani New York Halk Kütüphanesi. Gez gez, gir gir, oku oku. Oh, mis gibi. New York Public Library'e geldiğinizde böyle Bryant Park var hemen karşısında. Yazın burası çok tatlı oluyor. Çünkü sürekli yoga yapan insanlar falan oluyor. Kahvaltınızı falan burada yapabiliyorsunuz. Şimdi yalnız Winter Village diye bir şeye dönmüş. Bu arada canım Empire'da burada. Winter Village'e dönmüş. Yani burada bir buz pateni pisti var. Evet, bir Şubat gününde. Bayağı soğuk ama 1 derece falan. Bence eksi. Eksi hissettiren eksi. Ama olsun, yine de güneş var. Joe's Pizza'ya geldik. Burası böyle, nasıl diyeyim, ikonik yenmesi gereken şeylerden biri. Bu vlog boyunca size böyle ikonik gitmesi gereken yerleri gösterirken yenilmesi gerekenleri de göstereceğim. Böyle 1 dolara 2 dolara satılan kocaman büyük pizzalardan yemeye geldik. Dostlarım, günümü Washington Square Park'ta açıyorum. Ben burayı çok seviyorum çünkü aslında burada yaşasam downtown'da yaşamak isterdim. Yani burası benim parkım olurdu. Çünkü böyle Midtown çok güzel ama çok turistik. Orada çok fazla insan var. Uptown biraz uzak. Bence evet, downtown güzel, gayet güzel yani. Bir de burası çok sağ samimi geliyor bana. Burada yaşamak keyifli. Şimdi bu parka geldik. Bu arada burası Friends'in falan böyle çekildiği, oturduklarını varsaydığı evin olduğu yer aynı zamanda. O yüzden güzel. Buraya geldiğinizde Bedford Street, ondan sonra Blacker Street, buraların hepsine gidin. Ve şimdi tankı görüp orada birkaç fotoğraflayacağız. Ve bugün helikopter turu yapacağız. O yüzden aşırı mutluyum. Süper bir deneyim için güzel bir güne başladık. Bugün 1 Mart. Hoş geldin Bahar. Evet, helikopter turumuzu Fly New York On'la yapıyoruz, bu firmayla. Şimdi bizi ofislerinden aldılar downtown'daki. Sonra servise binip New Jersey'ye geldik. Çünkü buradaki terminalden helikopterimiz kalkacak. Burada da daha önce kimler gelmiş burada uçuş yapmış, haritada görüyorsunuz. İstanbul'da da bayağı gelen varmış. Biz de bir tane iğne bırakıp döneriz. Bu arada ben New York seyahatinden önce böyle seyahatimizi daha da özelleştirmek için, çünkü bu ikinci gelişimiz, zaten birincisinde şehri yeterince keşfetmiştik. Hoş ben 30 kere de gelsem sıkılmam ama daha farklı deneyimler elde etmek için bayağı bir araştırma yaptım ve şunlara da karar kıldım. Bunlardan bir tanesi bu helikopter turuydu Manhattan'ın üzerinde. 15 dakika sürecek helikopter turumuz. Kişi başı 200 dolar civarında. Ayaklarınızı böyle helikopterden sallandırıp selfie, ayak selfiesi çekebiliyorsunuz. Sonrası da NBA'de Knicks'in maçıydı Utah Jazz'la. Onlara da gideceğiz. Ben onun deneyimini de sizinle paylaşacağım tabii ki. Şimdi brief vermek için bizi çağırıyorlar. Toplantı salonuna gidip helikopterde neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Öykü Hanım, hazır mısınız? Hazırım. Giyin. Bak, şu anda sana çok böyle bir Quentin Tarantino şeyi yapacağım. Gerginlik veriyorum. Hazır ne mısın? Yapıyorsun? Hazır mısın? Hazır mısın? Giydirdiler bizi işte böyle. Güvenlik elimizi söylediler falan.
acil durumda ne yapmamız gerektiği şeyleri falan. Böyle telefonlarımızı tuttuk buraya takılı. Başımıza neler gelecek göreceğiz. İgres dendiğinde ne yapacağını biliyor musun? Yok ki. Ya? Yok ki şu anda üstünde. Oraya bir tane ip takıyorlar şuraya. Harness takıyorlar. Ben zayıf halka öleceğim. Donmaya gidiyor. Çok soğuk olacak. Ama bugün sonuçta 1 Mart. Yani bahar aylarında yaptık derinliğinde. Nasıl bir teselli ya. Yok artık ya. Vallahi. Bu nasıl bir kaçma isteğiydi? Ya kaçma dediğim şey, hani böyle polislik bir olay var. Yakalanmadan böyle hemen gitmek lazım falan. Bizim gibi iyi insanların böyle dertleri olmuyor. Böyle bir şans yok. Olamaz yani. İnanılmaz. Öne oturtuldum. Ve şimdi size şu açıklıktan, tamam mı? Bazı görüntüler vereceğim. Yukarıdan uçtan görürsün ve tüylerin ürperir. Canlı canlı gördüm. Ay çok güzeldi. Gün batımı da çok güzeldi. Ayaklarımı sonuna kadar da sarkıttım. Sonuna kadar. Yanındaki kız korktu ama ben gram korkmadım. Tüm adammışlığımla kendimi aşağı bıraktım. Ben önde oturan kişi olarak bu arada öyle güzel videolar çektim ki. Sana öyle güzel videolar çektim ki anlatamam ya, yani. Süper bir deneyimdi ya. Çok mutluyum. Yine tüm şansımız ve karma için çok teşekkür ederim. Hayatım, canım, güzellik, canım, hayatım, çok güzel. İçeride görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. New York'taki 3. günümüzdeyiz. Dün akşam böyle biraz karışıklık oldu ve karanlıktı. Helikopter turumuz sonrasında biz Village'de Bouvet isimli bir Fransız restoranına gittik. Çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İçerisi biraz karanlık olduğu için gösteremedim ama adeta Fransa'ya ışınlanmıştık. Midyesi şahaneydi. Böyle patatesli sarımsaklı bir soslu çok güzeldi. French fries de çok iyiydi. O yüzden oraya gitmenizi öneriyorum.
Bu arada bayağı yürürken camda kafamı bir çevirdim ve Rami Melek'i gördüm. Böyle nasıl ya falan diye. Aynen. Öyle o ben Queens olmadan önce de seviyordum. O yüzden böyle bir göz göze geldik. İyi oldu falan. Şimdi her neyse yeni günümüzde bagel denemesiyle başlıyoruz. Yum Yum nereye gidiyoruz? Ross and Daughters mıydı? Ross and Daughters evet. Yes, buraya gidiyoruz. Nasıl Amerikalıların simiti gibi bir şey bagel biliyorsunuz. Buraya geldiğinizde bagel, hamburger, hot dog falan yemeden olmuyor. Biz de deneyelim dedik. Evet, ben klasik bagel söyledim. Böyle yanında somon. Çünkü buranın mutlaka somonlularını deneyin diye tavsiye almıştım. Bagel'ımın içine koyacağım. Şimdi bunu böyle bir bagel sepeti söyledik. Umur bunların hepsini nasıl yiyeceksin fikrim yok ama yersin umarım. Ve Umur da şöyle bir borş çorbası söyledi. Afiyet olsun. Downtown'da gezinirken molamızı bu güzel cupcake'ler için verdik. Burası Molly's'in, cupcake'lerinin olduğu bir yer. Arkadaşım Melike, kendisi fırıncı ve pastacı olduğu için özellikle çikolatalı olup üzeri böyle... Ney deniyordu buna Umur? İşte karamel ve süt kremalısını. Evet, butter cream. Evet, butter cream'i önerdi. Ve şu an bunları yiyeceğiz. Şöyle tatlış bir mekan. İnanılmaz güler yüzlüler. Sevimliler ve çok güzel cupcake'leri var. Downtown'a iyice indiğinizde şu yıkılan ikiz kuleler anısına sonradan yapılmış tek ve güçlü kule olan One Trade Center'ın altında böyle St. Paul Kilisesi var hatta. Oradan da geçtikten sonra Century 21'e ulaşıyorsunuz. Century 21 yani Century 21 değil. Son buraya içeri girdiğinizde burası bayağı güzel bir alışveriş merkezi. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Hem de güzel şeyler bulabilirsiniz. Wall Street denince akla gelen şeylerden biri şu turistik boğa heykeli. Önünde fotoğraf çektirme sırası falan oluyor daimi bir şekilde. New York'un herhalde en turistik yerlerinden biridir. Başka bir yere geldik. Bunlar lüks lobster'dı. Yine şehrin birçok bölgesinde var. Biz hazır Wall Street'deyken gelelim burada bir deneyelim istedik. Şimdi şirin, krep yani yengeç ve lobster'ı deneyeceğiz burada. Mac and cheese getirdiler yanında. Turşu var, IPA bira var ve öykü çok mutlu şu an. Ve New York Stock Exchange binasının olduğu yere de geldik. Bütün o New York borsası, kağıtlar burada dönüyor. Lincoln Center'da çok güzel şovlar oluyor, operalar oluyor. Buraya geldiğinizde takvimi kontrol edip özel bir etkinlik varsa onu burada izleyebilirsiniz. Ve 5. caddeye yani Central Park'ın olduğu yere geldik. Şükrü'yü gördüğünüzde Columbus Circle'da olduğunuzu anlayabilirsiniz. Büyük binalardan da belli aslında. Burada Trump'ın evi de var. Bayağı Manhattan'ın buraya merkezi göbeği diyebiliriz. Çünkü Midtown'un tam ortası. Frisco's Double Eagle'dayız. Oyster'larla başlangıç yapıp sonra steak yiyeceğiz. Çünkü burası New York'un en ünlü steakçilerinden biri. En ünlüsü. Bir numara Four Square'de. Ve Rockefeller Center'ın yanında olduğumuz için de baya böyle lokasyon alarak tatlış bir yerdeyiz. Günaydın.
bugüne Brooklyn'de başladık. Brooklyn burada bu arada bence yaşamak için bayağı güzel bir semt. Çünkü tek metro ile Manhattan'a gidebiliyorsunuz. Ulaşımı inanılmaz kolay. Ve kiralar da tabii ki Manhattan'a göre çok daha uygun. Nitekim böyle düşünen ve burada yaşayan arkadaşlarımızla bugün Brooklyn turu yapalım dedik. Bize buraları gösterecekler. Benim tahminim Bushwick'e falan gideceğiz. Dumbo'ya gitmek istiyordum ben. Çok güzel bir fotoğraf noktası var orada. Oraya gideriz. Gün batımında eğer yakalayabilirsek burada en sevdiğim yer olan Brooklyn Bridge'e gideceğiz. Ve orada gün batımı yapacağız. Yani biz bugün yakalayamasak da Umur'la mutlaka gidip yaparız. O yüzden siz de New York'ta mutlaka 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 yapmanız gerekenler listesine onu birinci sıraya yazın. Bakalım Brooklyn turumuz nasıl geçecek. Hadi gezelim. Klasik bir Amerikan dining restoranı olan şöyle bir yere geldik. Burada brunch yapacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra güne başlayacağız. Brooklyn dediğinizde en ünlü yerlerden biri tabii ki Dumbo. Yani bu Brooklyn Köprüsü'nün altına gelip fotoğraf çekmek zorundasınız. Çok güzel. Bir de şurası bayağı Gossip Girl'deki Dan'in evi ya. Allah'ım bütün cheesy şeyleri biliyorum. Bütün New York'ta geçen filmleri, dizilerini izlemişim. Geldik. Şöyle hot dog yemeği size içeri getireceğim birazdan. Brooklyn'e gittiğinizde en ünlü semti, en ünlü yerleri Bushwick ve Williamsburg. Buralara bakabilirsiniz. Biz böyle Red Hook diye bir yerine falan gittik. Şimdi içeri giriyorum. Burası Manhattan'a geldiğinizde hot dog yemek için ünlü yerlerden biri. O yüzden içeri giriyorum. Bu arada biz gittiğimiz her yerde önce Foursquare'de check-in yapıyoruz. Ve tavsiyelere bakıyoruz. Burada ne yenmiş, neyi öneriyorlar, en çok nesi güzel falan diye. Şimdi siparişimizi verip burada hot dog'umuzu yiyeceğiz. Time'a geldik. Anlaşıldığı gibi. Şu an metro kartımız sağ olsun. Haftalık 33 dolara bunu almanın hatmi gururu. Çıkardık. Bütün parasını çıkardık. Bundan sonra her şey kar. Her neyse time'a geldik. Hot dog'larımızı attıktan sonra burası gördüğünüz gibi gece ve gündüz gibi dünyanın en çok elektrik harcanan meydanı olabilir kendisi. Böyle şovlara falan Broadway şovlarına gitmek istiyorsanız ki Lion King çok güzeldir, gidin buna. Biz Sleep No More'a gitmiştik, çok özel bir etkinlik, Chelsea'de yer alıyor, ona da bakın. Böyle şeylere gidebilirsiniz buraya geldiğinizde. Bu arada aklınızda olsun. Şurada bir Disney mağazası var. Yanında da Forever 21. Eğer oraya gelirseniz onun önünde şurada bir bisiklet yolu var. Güzel fotoğraf çekilebilirsiniz yoldan taksiler falan gelirken. Şimdi biz böyle birazcık gezeceğiz, olacağız. Bu arada bu Hollywood müzikalleri için falan da söylemiştim ya burası. Kırmızı merdivenler var tarzında. Onun altında beklerseniz uygun bilet bulabilirsiniz. Biletinizi de buradan alabilirsiniz. O zaman hadi turist olalım. Ya şu an efsanevi bir şey oldu. Gayet Times'da yürüyoruz ve böyle ramen mi içsek diyoruz. Ve bizim içtiğimiz en iyi ramen Japonya'da Osaka'da içtiğimiz Ichiran diye bir restorandaydı. Ve inanır mısınız kafamı çevirdim. Buranın adı Ichiran. Meğersem New York şubesiymiş. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Bu arada aynı Osaka'daki yerine benziyor. Şöyle küçük küçük alanları var. Şimdi ramen içeceğiz. Hem de en sevdiğimiz rameni. Birileri her yerde olduğu gibi yine sakesini bulmuş. Migori sake. Ama bu sefer değişik bir sake deniyor yum yum. Çünkü sodalı. Bak, gördüğün gibi burada köpüklü köpüklü. Güzel. Ama çok güzel. %14 içki. Ya inanamıyorum şu an canımızın ramen isterken ve biz başka yerlerde ramen denedik ve hiç beğenmedik Osaka'daki o deneyimimizden sonra. Nasıl şubesi karşımıza gelir ya? Böyle bir şey enerji olamaz ya. Tabii adını yine Umur hatırlamadı da bir tek ben hatırladım. Söylüyorum Ichiran. Köfte, ben söyledikten sonra söylersin tabii. Ya şimdi aydınlandın değil mi ne? Adı şeyden geliyor, Ichiran. Ya üf Umur. Ichiran. Yani... Ha, gerçekten öyle. Japonlar Türk biliyorlar. Lütfen kulübene çekil. Hadi çekil. Amerika'da 1 dolar bile olsa böyle restoranlarda bahşiş bırakmazsanız çok büyük hakaret garsona.
Çok önemli burada bahşiş bırakmak. Normalde %10 değil mi yok? Evet, %10'dan başlıyor. %10'dan başlıyor. Çünkü garsonlar burada maaş almıyor. Onların tipleri onlar için maaş demek oluyor. Ama Japonlarda bahşiş diye bir şey olmadığı için gördüğünüz gibi bu restoranda asla bahşiş yok. Formda da bahşişinizi gülücük olarak bırakın diyor. Şu an ramenimiz geldi. En son ne zaman gittik ya? Ne zaman? 17 ya da 18. 17. Güzel değil mi? Beğendin. Ay. Tam Japonya'daki gibi ya. O zaman ben de yiyeceğim hemen. Hadi afiyet olsun. Ben kaçtım. Günaydın. Bugünümüze Chelsea Market'te başladık. Chelsea Market şehrin böyle downtown'la midtown aralarında bir yerlerinde bulunan bir kapalı, içerisinde tasarımcıların tezgahlarında böyle ürünleri olan, değişik özellikle çiftlikten falan gelmiş bu ürünleri deneyebileceğiniz bir yer, bir pazar diyelim, kapalı bir pazar. Ve yanında bir Highline yolu var. Bu Highline şehrin üstünde binaların arasında bir yol yapmışlar. Ve açıkta aslında binaların böyle üstünü göre göre yürüyorsunuz. Güzel. Sonunda da yeni yapılan bir bina var. Biz de şu ana kadar hiç gitmedik. Daha önce Highline yürümüştük de bina yeni yapıldı. Bugün onu da göreceğiz. Her neyse günümüz başlasın. Bence şehirde aşağıdan yürümek yerine arada böyle yukarı çıkıp binaların arasında yürüyebileceğiniz Highline diye bir yer yapmış olmaları güzel. Sevdim. Arkamda 200 milyon dolara yapılmış Vessel binasını görüyorsunuz. Bina güzel. İçinde restoranlar, işte dükkanlar falan var ama biletle giriş yapılıyor. Hava çok soğuk, o yüzden biz şimdi kaçıyoruz. Amerikan filmlerinden bildiğimiz tüm ayrılıklar, barışmalar, kavuşmalar, ayrılıklar hepsi bu santralde gerçekleşiyor. Mutlaka burada çekilmiş bir filmi izlemişsinizdir. Böyle çok tatlı, hala aktif olarak kullanılıyor günümüzde yani. Orası sadece böyle film seti falan değil, bayağı gerçek terminal. Grand Terminal'deyiz şu an, Grand Central Terminal'deyiz. Merhaba herkese. Bunu sunmak bana düştü çünkü Öykü bana bu görevi verdi. Şimdi Saks Off'a gittik, Fifth Avenue'nun arka tarafında. Fakat orası biraz daha böyle indirim mekanı gibi ve sanırım biraz da seri sonu ürünler var. Fakat bir de iki kattan oluşuyor. Fakat Saks Fifth Avenue geldiğiniz zaman 10 katı, 10 tane kat var, dikkat edin. Sadece bu kat, 8. kat sadece ayakkabılar ayrılmış durumda, kadın ayakkabılarına ve inanılmaz... Ama inanılmaz çeşitler ve modeller var. Aklınıza gelebilecek bütün kaliteli o en iyi markalar burada. Ve bir tane Öykü yakalıyoruz alışverişte. Agın terliğini de alıp pufidik pufidik hayatımdan başka ayakkabı giymeden yaşayabilirim. O kadar Christian Louboutin'ler, Manolo Blahnik'ler falan varken. Bak burada inanılmaz sıktır mesela. Peki. Neyse güzel bir yer, bayağı güzel bir yer burası. Kendinizi ev ortamında hissederek alışveriş yaptığınız, insanların sürekli güleriniz olduğu, para harcamaya çok müsait. Çünkü biz Off'una da gittik. Anlattın değil mi? Anlattım, görevimi yerine getirdim. Tamam, biz orasını beğenmedik. Çünkü ne zaman pahalı bir şey var, Öykü onu beğendi. Hiç acaba erkek de var mı? Biraz da bana alışveriş yapmayı denesek. Hadi gidelim. Saks'ın içi gerçekten güzeldi. Ben de eli boş çıkmadım. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? NBA maçına, Knicks'in maçına, Utah Jazz'la oynuyor. Ya binaların tepesine çıkma konusunu hiç konuşmamış olduğumuza inanamıyorum. Buraya geldiğinizde tabii ki benim tavsiyem Empire'a çıkmanız. Biz gittiğimizde $30 falandı 4 sene önce. Mutlaka zamlanmıştır. Ama yani Empire'a çıkmış olmak çok güzel. Ama Empire'da ne var? Empire'ı göremiyorsunuz Empire'da olduğunuz için. Bir de böyle önünde teller var. Eğer Rockefeller'a çıkarsanız Rockefeller'da tel yok. Ama bir de Empire'ı görüyorsunuz güzel. Ama adı sonuçta Empire'a çıktım değil yani. Ben Empire'ı tercih etmiştim. Her neyse ikisinden birini yapabilirsiniz. Bu Saks'ın yakınında, gerçek Saks'ın yakınında. Of olanı, indirimli olanın değil Rockefeller. O yüzden ben gün batımı saatinde ikisinden birine çıkmanızı ve böyle gün batımı yaparken geceyi de görmenizi tavsiye ederim. Hey yo! Biz şu an Madison Square Garden'a geldik. Neden geldik? Çünkü NBA maçımız var.
Knicks'in maçına geldik. Utah Jazz'la oynuyor. Biz de dedik ki yarın bugün konuştuğumuzda neden hiç NBA maçı görmedik demeyelim ki. Doğru mu söyledim? Demeyelim. Neden hiç NBA maçı görmedik? Evet. Maçı görmedik ki. Demeyelim diye. Demeyelim diye. Görmeye geldik. Şimdi hatta altında böyle Fancy Food Hall diye bir yer var. Dedik ki mutlaka bizim Beşiktaş çarşı usulü falan yani maçtan önce içilen bir yer vardır. O yüzden gidelim bulalım. Herhalde burasıdır diyoruz. Gireceğiz bakacağız. Birer bira içeriz bence maç öncesi. Bence de. Ondan sonra içeri giriyoruz. Gişeler var. Biz biletlerimizi daha önce almıştık. Sorun var mı biletlerde? Yani adam yok dedi. Ha iyi. Tamam süper. QR kodumuz var. Onlarla gireceğiz. Burada böyle bir işte Knicks'in ürünlerini satan bir yer var. Baktık $300, $200 falan böyle şeyler var. Formalar bilmem neler var. Sıra numaranız neyse o taraftan giriş yapıyorsunuz. Tam olarak filmlerde ve dizilerde gözüktüğü gibi önce buradan giriş yapıyorsunuz. Sonra işte sosislerin ve patlamış mısırların satıldığı bu ara koridora geliyorsunuz. Hatta ileride Dunkin Donut görüyorum. Öykü alırız değil mi? Allah'ım doymadan Dunkin Donut'a doymadan. Sonra buradan aradan giriş ve mükemmel bir saha. Çok güzel olacak. Ben çok heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. Allah'ım ya. Burada beni beklerken oraya bakmak aklına gelmedi mi? Oradan görüldü. Nereden geldi? Neyse tamam güzel olacak. Yum yumcum. Duygu ve düşüncelerini alalım. Hayatının ilk NBA maçı yüzün üzerinde sporla bitti. Mutlu musun? Sana bir şey diyeyim mi? Efsane oldu. Yani inanılmaz oldu. Hani ama... Ama inanılmaz. Ama Knicks tutarak yok, yenildik bilerek. Yani Knicks kesinlikle. Knicks eski Knicks değil. Onu net söyleyebilirim. Göremiyorum seni. Knicks kesinlikle eski Knicks değil. Utah Jazz'da hani Knicks'i ezik buldu, yüklendi yani öyle söyleyeyim. Bu arada ortam gerçekten çok güzel. Ne kavga, ne gürültü, kardeşlik, dostluk, barış. İçki satılıyor, insanlar çocuklarıyla geliyor, eğleniyor. Tek bir gürültü, patırtı, hiçbir şey yok ya. Müthiş ve tamamen şov dünyası. Yani Amerika'nın ne kadar şov olduğunu bir kez daha görüyorsunuz. Aslında sadece Amerika'nın değil bu arada, onu kabul etmek lazım. Spor show business'tır. Eğlencedir. Evet. Ve ne yazık ki Türkiye'de bu show business'ın ne kıymeti biliniyor ne de bir nasıl diyeyim. Ciddi de bir geçerliliği var yani insanlar bu olaya tamamen fanatizm oluyor. O yüzden biz bugün katıldığımız bir spor aktivitesinde çok eğlendik, tavsiye ediyoruz. Yine bir köşe başında böyle sokak sanatçılarına denk geldik. Ve Brooklyn Bridge'in üzerindeyiz. Burası gerçekten Manhattan'a geldiğimde böyle Manhattan'dan Brooklyn'e geçmek için insana müthiş duygular uyandıran bir yer. Çünkü arkada şöyle bir Manhattan manzarası bırakarak ilerliyorsunuz. Beybiliklerim, an itibariyle Central Park'tayız. Burası resmen Manhattan'ın ortasında, şehrin tüm oksijenini sağlayan yer. Bence gerçekten dünyadaki en güzel park olabilir. Çünkü bu kadar dikine büyüyen bir şehirde ve binaların arasında olup böyle bir yeşilliği korumak efsane bir şey. Yum yum. Çok güzel burası. Efsane güzel. Bu arada biraz önce story çekmeyi akıl ettim ama vlog çekmeyi unuttum. Upper East Side'da Italian Bar diye bir yere girdik. Bar İtalya. Bar İtalya. Neyse aynı şey ya. Ne alaka? Tavuk.
Öf. Neyse, çocuk çok güzel kokteyl yapıyordu. O yüzden ben size önermiş olayım. Aklınızda olsun, dinlenmek için oraya uğrayabilirsiniz. New York şapkamı da gözden kaçırmadığınızı umuyorum. Trendyol linklerimi takip ederseniz bu güzel ürünlere sahip olabilirsiniz. İşte aradığım yeri buldum. Bu çeşmenin hemen karşısında. Gossip Girl izleyenler bilir. Chuck ve Blair'ın evlendiği yer burasıydı. Asmalı Konak izleyenler bilir. Seymen ve Bahar'ın tanıştığı yer burasıydı. Yani şuradaki merdivenler, sonra bu kemerlerden geçme ve bu piste ulaşma, şeye yani havuza ulaşma, efsanevi güzellikte Central Park'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri arasında. Central Park'a geldiğinizde faytonlar var burada. Ne kadar güzel görünürse görünsün faytonlara binmemenizi öneriyorum. Bir de yazık Work and Travel öğrencilerinin, yok işte ne bileyim böyle Türklerin falan buraya gelen göçmenlerin işlettiği insan taşıyan bisikletler var. Bence onlara da binmeyin. Adam akıllı yürüyün, daha güzel. New York seyahatimizin son gününden herkese merhaba ve günaydın. Şu an Bryant Park'a bakıyoruz. Whole Foods'dayız. Hemen karşısındaki bir şeyler aldık yemek için. Oturduk şöyle camın karşısına. Kahvaltımızı yaptık. Bir iki alışverişimiz var. Onları tamamlayıp bugün New York'a veda edeceğiz.